Teknokamp Bilişim Mühendislik tarafından hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde maskeleme yöntemine giriş yapacağız. E, maskeleme yöntemi ile birlikte e, nesne seçmeyi göreceğiz. Ve daha sonraki derslerimizde maskeleme yöntemlerinin ne işe yaradıklarını e, ayrıntılı bir şekilde örneklerle açıklayacağız. E, maskeleme yöntemleri seçme yöntemleri aynı gibi gözükse de e, maskeleme yöntemlerinin ayrıca ayrı olduğu noktalar vardır. E, maskeleme yöntemlerinde e, daha farklı kolaj çalışmaları, e, renklendirme çalışmaları, renk efektleri, e, katman ekleyip çıkarmaları çok daha kolay olmaktadır. E, o yüzden maskeleme yöntemini iyi öğrenmek e, gerekiyor Photoshop uygulamalarında. Maskeleme yaparken ilk önce maskelemek e, yapmadan önce aşağıdaki gördüğünüz e, maskeleme e, Quick Mask yöntemini, ...bölümüne basıyoruz. Bu arada katmanlarımızda da Channels bölümünde e, yer alıyor. Gördüğünüz gibi RGB modların görüntüde. Quick Mask bölümüne bastığımızda... E, ...gördüğünüz gibi sağ tarafta RGB kanallarının hemen altında Quick Mask e, diye bir katmanımız oluşuyor. Ve daha sonra fırçayı seçiyoruz. Ve fırçayla e, seçmek istediğimiz bir yeri boyamaya başlıyoruz. Bunu... Ee, örnek verecek olursak neye benzetebiliriz? Ee, bir kaportacıya giden bir arabanın e, boyama yapmadan önce camlara boya gitmesin diye camlarını e, gazeteyle kapatmasına benzetebiliriz. Biz şu anda e, gördüğümüz şeftaliyi e, koruma altına alıyoruz. Yani biz o bölümle ilgili olarak e, koruma altına almış bir seçim alanı oluşturacağız. Şimdi Fırçayı aldıktan sonra boyamaya başlıyoruz. Evet, bu şekilde sadece şeftalinin üzerine kırmızı renkle dolduracağız. Fırçayla tabii ki bunu yapıyoruz. Burada aslında boyama yapmamızın amacı tekrar hatırlatalım. O alanı seçime dönüştürmek. Evet, şu anda boyamamızı yaptıktan sonra gördüğünüz gibi Quick Mask bölümünde bir e, siyah bölüm oluştu. E, bunu Delete Channel dediğimizde direkt olarak silindiğini ama e, seçtiğimiz bölümün ise şu anda e, dışında kalan bölümün seçildiğini görüyoruz. Eğer Yatırlatırsak Deselect e, Inverse bölümünden ters seçim yaparsak Shift Ctrl I'de sadece e, gördüğünüz gibi şeftali bölümünün seçildiğini görmektesiniz. Yani bunu diyeceksiniz ki seçme araçlarıyla yapabilirdik. E, seçme araçlarıyla yapılabildiğini daha önceden söylemiştik. E, bunu da hatırlatalım. Quick Selection Tool veya Magic Wand Tool'la yapabilirdik. Fakat maskeleme yöntemiyle yaptığımızda kanal ekleme, çıkarma e, gibi çalışmalarda çok daha e, avantaj sağlayacağı için maskeleme yöntemi. E, bunu size maskeleme yöntemiyle öğretmiş olduk. Maskeleme yöntemiyle seçmeyi öğrenmiş oldunuz. Evet, bugünkü dersimiz e, burada biterken bize merkezettekno.com mail adresinden 323 33 13 telefon numarasına ulaşabileceğinizi söyleyelim. Bir dahaki derste görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.